bilmem neler falan filan. Bu anaerkil yapının bozulmuş olması, bugünkü savaşların, mülkiyetçi düzenin doğuşuna, adaletsizliklerin doğuşuna neden oluyor. Bak şimdi, mesela Çatalhöyük, Alacahöyük, bu Höyük dönemleri, Truva 1 dönemi mesela, hiç şey yoktur, sur yoktur. Evet. Bak, hiç sur yoktur, koruma duvarları yoktur, savunma duvarları yoktur. Kıyafetlerin en iyisini üretmişler, altın nakışlarla işlemişler, ne bileyim, bütün mutfak aletlerini yapmışlar, tarım aletlerini yapmışlar, en güzel bıçakları yapmışlar, en güzel avlanma oku ucunu bilmem nesini yapmışlar ama bir tane bile kılıç üretmemişler. Kılıç. Evet. Bir tane bile kılıç yok. En eski kılıç 4000 yıllık, 5000 yıllık maksimum. Halbuki Çatalhöyüklere falan baktığında 8-10 bin, 12 bin yıllık hikayeleri var. Evet. Bayağı da uzun sürmüşler yani. Evet. Kimi yerlerde 5000 sene, kimi yerlerde 8000 sene ana erkil, eşitlik, ana erkil dedikleri erkek egemenin tam tersi değil. Yani tam tersi değil, erkek egemenin. Şimdi erkek haytüyüt yapıyor, orada da kadın haytüyüt yapıyor diye bir şey yok yani. Evet. Anaerkil dedikleri eşitlikçi, komünal, ortak amaçlar için ortak üretim yapılan, Marx'ın kapitalin başında bahsettiği ama o dönem Marx yazarken bunları dönem hakkında çok az bilgi vardı. Şimdiki bilgi olsa Marx daha da detaylı yazardı. Binlerce sene hiç savaşmadan ortak tarım, ortak hayvancılık yaparak kadın şeyi toplum organize etmiş. Bütün yerleşkeleri organize etmiş. Ta ki bronz çağında erkek egemen yapıya yavaş yavaş geçiliyor. Yani üç aşamada geçiliyor. Erken bronz çağı, orta bronz çağı, son bronz çağı. Evet. Sonra bu tamamen unutuluyor. Daha da ağır bir erkek egemen demir çağına giriliyor. Milattan önce 1200'lerde Truva Savaşı'yla. Evet. Mesela Truva Savaşı tam onun destanıdır. Ne bileyim, bizim Türklerdeki Ergenekon destanı demirin bulunuşunun destanıdır. Demir bir dağı eritirler falan filan. Böyle demirle ilgili efsaneler toplumlarda başlıyor. Bronz çağı bile tamamen unutuluyor. Bronz çağın öncesindeki o neolitik dedikleri, yeni taş dönemi dedikleri ki bu 1959'lardan sonra başlıyor bunu araştırmaları arkeologların. Çünkü ilk Çatalhöyük bulunması 1959. Evet. İngiliz arkeolog Mellard geliyor, Çatalhöyük'ü buluyor burada. Tarih dergileri İngiltere'de, Amerika'da tarih yeniden yazılacak diye manşetler atılıyor. Evet. Ve son 40-50 yıllık bilgiler bize artık çok net bir şekilde gösteriyor ki o dönemde insanlar komünal yaşamayı binlerce sene becerebilmişler. İşte ben buna farkındalığa, buna dikkat çekmek istiyorum. Yani bu hikayeyi o yüzden anlatmak istedim, bu Amazonların hikayesini, bilmem nesini. Yani şu ana kadar anlattığın şey aslında senin yazdığın kitabın özeti miydi? Evet. Şimdi daha böyle şey anlatabilir misin bana? Daha sokakta insan yani şimdi sen bunları anlattın. Ben aşağı yukarı anladım ama %100 anlamadım. Benim beyin seviyem o kadar anlıyor. Sokaktaki insanın bir kısmı çok hakikaten anlar bunu. Bir kısmı hiç yabancı dil gibi gelir ona. Bir anlayan mutlaka senin bu anlattığını çok iyi böyle cuk diye anlayacak bu sürü insan var. Genel biraz daha böyle İki kere iki dört mantığıyla anlatabilir misin? Anlatamaz. Ya ben de zorlanıyorum açıkçası. Bunu kısaltmaya ne kadar çalışsam o kadar zorlanıyorum. Bir şey kısaltmak zaten en zor iş, biliyor musun? Evet. Yazarlıktaki en büyük beceri de o. Ben bu kadar becerikli değilim mesela. Evet, yazar. Evet. Tek bir cümleye indirebilsem keşke, yani bir cümlede, uzun bir cümle de olabilir ama tek bir cümlede keşke anlatabilsem. Hatta bana bunu yayıncılar söylüyorlar. Evet. Bu kitabı tek bir cümlede nasıl anlatırsın diyorlar. Anlatamıyorum açıkçası. Anlatılsa belki o kadar da anlatılmasında bir mantığı olmayabilir aslında. Tabii bir sürü detay var burada. Şimdi hangisini ben o cümlenin içine geçireyim şey demiyorum. Özellikle M.Ö. 7. yüzyılda
çok önemli bir dönüm noktası bu tarihsel. Evet. Ve peygamberler çağı derler mesela bazı tarihçiler bu çağın. Çünkü Pisagor gibi ermiş bir adam, o dönemin sadece matematikçisi değil, felsefecisi Pisagor. Evet. Pisagor, İran'da Zerdüşt, Hindistan'da Buda, Orta Doğu'da peygamber İshaya, Yahudi peygamber İshaya. Bunlar hep aynı dönemin adamları. Ve bu kitapta da varlar bazı karakter olarak. Pisagor'a gidiyoruz, bir şeyler danışıyoruz. Elimizde bir gizemli bir tabletler var, onları çözümlüyoruz. O gizemli tabletleri çözümlerken hep yol hikayesi. Biz Pisagor'a gidiyoruz. Pisagor bizi İtalya'ya gönderiyor. İtalya'daki kahin bizi Mısır'daki kahine gönderiyor. Mısır'daki kahin Orta Doğu'daki kahine gönderiyor. Her kahin bize o tabletler konusunda biraz daha bilgilendiriyor, biraz daha bilgilendiriyor. İşte o biraz derken bütün o tarihsel bilgiyi alıyoruz biz yol hikayesinde. Okey. Yani aslında bu çok güzel. Ama benim şimdi merak etmiyorum da geldiğimiz bir nokta şu mu? Toplum tamamen tembelleşti mi? Okuma, az okuma, tabii. Onu yapmama. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada var zaten. Toplum öyle bir... O yüzden film olsun istiyorum zaten. Evet. Yani ama önce diyor, bak ben önce bunu yaptım. Film tretmanı bu. Evet. Bunu yapımcılara gösterip dedim senaryosunu yazmak için bir bütçe çıkartın. 2-3 evet. tane senaryo, senarist. Evet. İşte 5-6 tane danışman. Evet. Çünkü burada fanteziler de var, büyüler var, bilmem neler var. Bir şeyleri danışmamız lazım. Evet. Nasıl yapılıyor falan filan ritüeller. Yaklaşık diyelim 30 bin lira maliyeti var evet. bunun senaryonun yazılmasının. Bir sene boyunca 8-10 kişi uğraşacak bununla. Az çok. Fakat dediler ki önce romanını yaz. Önce romanını yaz. Evet. Oturdum ben de o yüzden bunun romanını yazdım. Evet. Yaklaşık işte... Ortalama bir Harry Potter kitabı kalınlığında falan çıkacak. Basıldıktan sonra öyle bir şey olacak. Basıldıktan sonra öyle bir şey olacak bu. Bu birinci episodu. Toplam 5 episod olacak. Şimdi bu Asur dönemini anlatıyoruz. Evet. İnşallah ikinci episod Pers dönemini anlatacak. Evet. Üçüncü episod Helenistik dönemi anlatacak. İskender sonrası. Dördüncü episod Roma'nın yükselişi, Roma'nın Akdeniz'de yaygınlaşı dönemini anlatacak. Sonuncu episod da milattan sonra Hristiyanlığın yayılışı ve bugüne gelişi. Evet. Orada keseceğim artık çünkü Hristiyanlıktan sonra zaten tarih belli. Bunları biliyorlar insanlar. Yani Hristiyanlıktan sonraki tarihi biliyorlar ama Hristiyanlıktan önceki tarihi Avrupalılar da bilmez. Mesela bir Avrupalıya, şöyle söyleyeyim, bir Amerikalıya, ortalama bir Amerikalıya, lise mezunu bir Amerikalı, hatta üniversite mezunu bir Amerikalı. Medeniyet ne zaman başlamıştır, kimler tarafından başlamıştır diye sorar. Bana sorsan ben derim ki medeniyet Anadolu'da başlamıştır derim. Ya düz mantık yani ben şimdi bak. Normal bir Amerikalı'nın sana vereceği cevap Romalılardır. Evet. Medeniyet Romalılarla başlamıştır derim. Onlar öyle bilir. Evet. Medeniyet Romalılarla. Roma, biraz entelektüelleri Yunanlılar tarafından başlamıştır der. Mesela Avrupa'da daha çok öyle söylerler. Yunanlılar medeniyeti başlatmıştır der. Ama hiç kimse sana Yunanlılardan önce Hititlerin olduğunu, Hititlerden önce Sümerlerin olduğunu falan söylemez. Medeniyet Sümerlerle başlamıştır falan diye bir şey söylemez. Bu kadar aslında genel kültür olarak tarih... Bu kadar sığ. Sığdır, evet. Yunanlılarla başlamıştır. En entelektüeli bunu sana söyleyecek. Onu da duymuştu belki bir yerden. Medeniyet onlara öyle okutuluyor zaten. Ha, okay. İlkokuldan itibaren medeniyet Yunanlılarla başlamıştır. Roma'ya gelmiştir. Çünkü onlar hep Avrupa medeniyetine bakarlar. Evet. Tamam. Medeniyet sadece Avrupalıların değil tabii ki doğal olarak yani. Daha sonradan Sümerleri falan keşfetti dünya ama hala genel yaygı, genel bilgi hep medeniyet Yunanlılarla başlar, felsefe Yunanlılarla başlar, mimari Yunanlılarla başlar, bilmem ne falan filan. Ne oluyor peki Mısır'ın piramitleri, Sümer'in ziguratları falan unutulur hep. Evet. Göz ardı edilir. İşte o göz ardı edilen bilgilerde çok önemli geleceğe ilişkin perspektifler var. Evet. Onları vermek istiyorum ben
O yüzden bunu yapmak istiyorum. Eyvallah. Tolga, çok teşekkür ederim. Yüreğine, ağzına sağlık. Eyvallah. Son bir mesaj vermek istersen, vermek ister misin? Vallahi inşallah hayırlısıyla basarız bu kitabı. Birinci episodu filme çekeriz. Sonra İnşallah devamı gelir. Gelecek yüzyıllarda çünkü doğayla iç içe, bu çok önemli. Doğayla iç içe, doğa bilincine sahip, hatta doğanın neredeyse bir din haline geldiği. Çünkü bunu ekolojik değişiklikler bize zorunlu hale getirecek. Evet, evet. Komünal yaşamayı öğrenmek zorunda kalacak insanoğlu. Evet. Yeni yerleşkeler kuracak. Buzul çağına gireceğiz. Bütün bu İstanbullar, New Yorklar, bilmem neler terk edilecek. Belki Taklamakan Çölü'nün ortasına yeni bir metropol kurulacak. Yepyeni bir doğa çıkacak karşımıza. İnşallah işte yeni kurulacak dünyanın düzeni, bu eski dünyanın düzeninin dersler çıkartılarak. Evet. Tarih tekerrürden ibarettir. Bununla alakası var mı ya bu şu anda? Ben inanıyorum ki işte anaerkil, eşitlikçi, adaletli, doğayla iç içe yaşayan, doğayla savaşmayan, doğayı esir etmeye çalışmayan, doğayla iç içe yaşamaya çalışan uygar bir dünya kurulacak. Yeni bir dünya. Daha mı iyi olacak? Tabii, ben buna gönülden inanıyorum. Evet. İşte onun ilk ışıklarını da verebilmek için zaten, hani şimdiden daha insanları erkenden uyandırabilmek için de, tarihte bunun yapılabilmiş olduğunu göstermek için, bunun imkansız olmadığını göstermek için zaten bu proje çok önemli. Tamam. Tolga'cığım çok teşekkür ederim. Umarım bu uzun orta vadem, uzun vademi, kısa vademi, yoksa uca çıkma. Ben istiyordum ki 2012'de ilk film vizyona girsin. Evet. Hani 2012 değişimi falan. Evet, evet, evet. Tamam, 2012'de vizyona girsin. Ama daha çok, daha kitabı bile bastıramadım. Ama kim bilir, belli olmaz. Çok teşekkür ederim. Ben görüşmek dileğiyle. Ederim.